selam. Bu videomuzda üniversite yıllarımızın nasıl geçtiğini, sosyal hayatlarımızın nasıl olduğunu dair bilgiler vereceğiz. Tabii bu bilgileri karşılaştırmalı olarak yapacağız. Can tıp fakültesinden bu bilgileri verecekken ben de bir mühendislik fakültesi öğrencisi olarak bu bilgileri sizlere aktaracağım. Bu videoda daha çok üniversite hayatınızdaki sosyal yaşantının karşılaştırmasını öğreneceksiniz. Yani diğer akademik karşılaştırmaları ya da işte sonraki iş hayatının karşılaştırmalarını da biraz daha bilgi vereceğiz ama öncelikle ana fikrimiz sosyal yaşantı. Yani okuduğumuz bölümün hayatımıza ne kadar etkisi oluyor, ne derece katkısı ve götürüsü oluyor onları karşılaştıracağız. Mesela genelde şuradan başlayabiliriz. Yani üniversitenin hazırlık yılından başlayabiliriz. Bizim çoğu mühendis fakültesinde eğer İngilizce bir eğitim alıyorsanız ve İngilizceniz yeterli düzeyde değilse bir hazırlık senesinden geçiyorsunuz. Bu hazırlık senesinde de bayağı İngilizce eğitim alıyorsunuz sadece. Ama tabii bu İngilizce eğitimin içinde belli terimleri öğrendiğiniz dersler de var. Hani sonrasında hayatınız boyunca o meslek alanı içinde kullanacağınız İngilizce de size sağlanıyor. Tıpta da herhalde bu aynı şekilde. Tıpta da şöyle, hani çoğu tıp eğitim programı Türkçe, evet. Yani genel olarak ama tabii İngilizce olan yerler de var. Burada da ilk sene direkt İngilizcenin hazırlığıyla başlayıp aslında biraz tıbbi İngilizce üzerine kurulmuş bir İngilizce eğitimi de alıyorsunuz. Gerçi normal bir mühendislik eğitimi alırken de sen de sonuçta terimleri öğrenmek adına işin hani mühendislikle ilgili İngilizcesini de öğreniyorsun. İlk seneniz o şekilde geçiyor. Biraz ders de araya koyuyorlar. Biraz İngilizce eğitiminizi de koyuyor. Tabii bu şeylerinize göre, levelinize göre ilk seneyi öyle geçiriyorsunuz. Peki şimdi biraz da şeyden bahsedeyim. Hani tamam ilk seneyi böyle hallettik. Son ilk senelerde nasıl oluyor? Yani derslerden zaman kalıyor mesela. Sizin tabii 6 yıllık bir eğitim var. Mesela atıyorum şöyle bir diyebilir misin? İşte ikinci sınıf çok zordu diğerlerine göre ya da üçüncü sınıf çok zor falan tarzı bir şey. Ya diyebiliriz aslında tıp eğitimi hani 6 sınıf olarak düşündüğünüzde aslında 3 aşamadan oluşmuş bir 6 yıl. Yani ilk 3 yılı teorik bilgiden oluşan, sonraki 4-5 tamamen hani staj dediğimiz hem hastane hem ders olarak birlikte giden. Hani son senede tamamen hastanede geçen bir yıl. Dolayısıyla hani en zor, en yoğun sene bence 4. sınıf oluyor. Hem hastane hem derslerin artık o ilk 3 sene öğrendiğinizin de böyle paket halinde size verildiği bir yıl olduğu için 4 bence bu 6 yılın en zor yıllarından birisi. Yani bocalayacaksanız bence 4. sınıfta bocalanıyor. Çünkü sözlüler başlıyor. Komiteler bir şekilde geçiliyor çünkü diğerlerin ortalamalarıyla bunu yükseltiyorsun vesaire. Ama 4'te her stajın kendi sözlüsü yazılısı oluyor. Bir kere kaldın mı kalıyor. Şimdi ben de biraz ondan bahsedeyim. Aslında bu benim bahsedeceğim konu biraz üniversitede farklılık gösterebilir. Ben Sabancı Üniversitesi'nde okudum. Bizim aslında bölüm yani üniversitemizdeki işte bu bölümsüz üniversite diye geçiyor ilk 2 yıl. O yüzden biraz daha farklı ama diğer konularda tabii ki bilgi sahibiyim. Genelde bir mühendislik fakültesinde ilk yıl siz böyle lisede gördünüz işte fizik, kimya, biyoloji, matematik bilgilerini bir tekrarını yaşıyorsunuz. Yani o yıl boyunca tabii zorunlu dersler var. Türkçe var, sizde de zorunlu onlar. Tarih var işte inkılap tarihi. Bunları görüyorsunuz. Ya açıkçası biraz daha lisede hani herkesin en azından aynı seviyeye gelmesi açısından lisede görülen eğitimin küçük bir özeti, daha detaylısı belki bazı konularda bir eğitimini görüyorsunuz. Sonrasında şey, o yüzden ilk yıl çok zorlanmıyorsunuz açıkçası. Sonrasında ama ikinci sınıfa geldiğinizde artık böyle hafiften bölüm dersleri başlıyor. O bölüm dersleri biraz da zorlayabiliyor. Ama bize de asıl benim yani tecrübe ettiğim üçüncü yıl. Çünkü üçüncü yılda o bölüm dersinin artık ikinci versiyonları, ikinci uzat yani bir sonraki dersleri denk geliyor. Ve bunlar da sizin daha önce çok fazla bilgi sahibi olmadığınız, yeni yeni gördüğünüz şeyler oluyor. O yüzden biraz bocalıyorsunuz, zorluklar yaşıyorsunuz. Bir de çoğu zaman tabii üçüncü sınıfın yazında da stajınız oluyor. Bazı bölümlerde ikinci sınıfın yazında ve üçüncü sınıfın yazında olarak iki ay staj oluyor bazı üniversitelerde. O yüzden üçüncü sınıf en zor sınıf. Ama bizde şöyle bir şey var, eğer hani bir dersten kalmazsanız, etmezseniz dördüncü sene inanılmaz rahatsınız. Belki haftada iki gün okula gidebilirsiniz. Öyle bir rahatlık var mühendislik fakültesinde de. Yani yarısını boşlamış oluyorsunuz. Tıpta böyle bir şey söz konusu değil, bir program var. Hani özellikle ilk üç senede kalırsanız direkt yılınız uzuyor. Ama dörtte beşte kaldığınız zaman stajınız ne kadar süreli stajsa ona göre onu tekrar alıyorsunuz. O şekilde uzuyor. Biraz da sınavlardan bahsedelim. Yani mesela sen yani bir sınav hani komitenin diyordun işte sen sizde. Ondan sonra ne kadar, mesela kaç gün çalışıyordun bir sınav için? Ya şimdi burada şöyle, biraz kişilik, karakter, ders çalışma tarzı önemli. Ya ben mesela 2 aylık bir staj şeyse, komiteyse diyeyim, ilk 3 sınıf için söylüyorum. Hani ilk başında bir hevesle başlıyorsun çalışmaya. Ama o hevesimi birkaç ders sonra bir kopuyor. Genelde yoğun bir şekilde son 2 haftasını komitelerde ben çok yoğun çalışıyordum. O ara böyle her şeyi hafızaya atıyordum, sınava giriyordum.
Ama kimisi de en başından beri her gün günü gününe olacak şekilde çalışıyordu. Burada biraz hani şeye kalmış bir durum. Ya o tabii aslında her şeyde öyle. Yani bu her branşta okuyacağın her bölümde biraz tarzına peki, yönelik bir durum. Şöyle bir durum var hani bizde üniversiteye gelen şu deniyorlar. Yani sen bir üniversiteye girip kapağı at, sonrası kolay. Peki sana şöyle bir şey söylüyorum. Yani sen üniversitede çalıştığından daha az çalıştığın oldu mu sınavlara? Ya ben ilk sene için şunu söylemiştim. Hatta her sene aynı şey derecesi arttı. Yani ben üniversite sınavına dedim, bu komitelere çalıştığım kadar çalışsaydım dedim, daha iyi bir yere girerdim dedim. Ha işte. Yani çünkü her defasında her bir yıl geçtiğinde ben ders çalışmayı biraz daha öğrendim. Ne bileyim birinde yazarak çalışmayı denedim, olmuyormuş. Birinde okuyarak çalışmayı denedim, o da olmuyormuş. Birinde çalışmayarak çalışmayı denedim, onda oluyormuş mesela gibi. Böyle birçok yöntemi artık birbirine karıştırarak bir şeyler katıyorsun. O yüzden hani çalışma yöntemleri değişiyor. İşte zorluk derecesi artıyor da olabilir. Ama bir şekilde geçiliyor yani. Ya bize de öyle. Aslında hani mesela bu sınav zorlukları falan şeyle alakalı. Sen o dersi geçmek isteyen bir öğrencimsin. Yani sadece atıyorum geçen nota 50 diyelim, 51 almak isteyen bir öğrencimsin. Yoksa o dersi 90'la geçmek isteyen bir öğrencimsin. Buna geliyor. Ama eğer işte dediğim gibi biraz daha böyle hani geçsen yeterliyse rahat rahat geçebilirsin. İlk iki sene ama üçüncü senede muhtemelen çok daha zorlanırsınız. Aynen. Bir de tabii sizde çok fazla yok ama bizde inanılmaz ödev, sunum, proje tarzında olaylar var. Yok bizde o şekilde olmuyor. Bizde genelde şey yok. 4 ve 5'te stajlara geçtiğimizde işte vizitler falan oluyor hasta başında. Daha pratik. İşte herkesin bir hastası oluyor. Onu sunum şeklinde hani hocaya sunman gerekiyor işte. Şikayeti, tedavisi, olayı neydi, hani bu hastalığın fizyolojisi, patofizyolojisi nedir? Bunu hani ödev gibi düşünürsek çalışıp da gitmen gereken bu var. Ama zaten bunu vermiyorsa bile hoca sana her an bir soru sorabiliyor. Kendini zaten birkaç kere eksik hissettiğin zaman mecburen çalışmak zorunda kalıyorsun. Çünkü 3 kere, 4 kere bir şey soruluyor sana ve bilmiyorsun. Bunu bir şekilde kapatman lazım. Hani bir yerden sonra artık utanır insan. Moduna girdiği için kendini çalışıyor duruma getiriyorsun sürekli. Evet. Tabii bizde de canlı sizde nasıl son senede böyle siz intern oluyorsanız bizde de aslında son senede böyle dediğim gibi biraz daha rahatlıyorsanız mesela atıyorum çalışma hayatına girebiliyorsun. İşte belki bir yerde böyle part-time çalışabiliyorsun, edebiliyorsun. O tarz şeyler oluyor. Ama tabii sizin kadar yoğun olmuyor bence hiçbir zaman. Yani bir mühendislikte. Biraz da şeyden bahsedelim. Tamam bu kadar yıllık konuştuk. Peki mezun olduktan sonra ne oluyor yani? Mesela siz mezun olduktan sonra ne yapıyorsunuz yani kısaca? Ya bizde mezun olunca hani eti senin kemiği benim gibi bir şey oluyor. Diplomayı alıyorsunuz, etini bakanlığa, kemiği size kalıyor gibi bir şey oluyor. Atamaya giriyorsunuz, direkt atanıyorsunuz. Hani herhangi bir iş arama modunda olmuyorsunuz. Ya da TUS'a giriyorsunuz, iyiyse puanınız. Direkt asistanlığa devam ediyorsunuz. Hani yeni bitirdim mesela, işte bir ay sonra atamaya katılacağım. Eylül sonu gibi de direkt çalışmaya başlayacağım. İşte tercih usulü. Şu var ya, şuna net bir cevap verelim. Yani resmen şu an bir tıp fakültesi öğrencisi, işte tabii yani Türkiye'de okuyan tıp fakültesi öğrencisi, mezun olduktan sonra, diplomasını aldıktan sonra devlette onun işi hazır mıdır? Hazır. Nerede olduğunu bilemesen de her türlü bir yerin hazır yani. Şimdi ben biraz mühendis tarafından bahsedeyim. Bizim tarafta tabii bu kadar rahat değil. Ya yani bu sizin o işte 4-5 yıl içinde ne yaptığınıza göre, stajınızı nerede yaptığınızı göre, nasıl bir iş istediğinize göre çok değişiyor. Yani bu şekillerde atıyorum siz bir gün sonra da belki iş bulabilirsiniz ya da ya 3 yıl iş bulamayabilirsiniz. Bu size kalmış bir şey ama burada eğer İngilizceniz iyiyse, iyi bir okuldan mezunsanız, böyle hani Türkiye'de sayılan 5-6 üniversiteden mezunsanız çok sıkıntı çektiğinizi ben zannetmiyorum. Arkadaşlarım hiç sıkıntı çekmedi gördüğüm kişilerde. O yüzden yani aslında burada benzer şeyler var. Ama tabii biraz daha zor mühendislik bu işte. Bu videoda bahsettiğimiz gibi şey, mühendislik ve tıp fakültesinin sosyal yaşantısını, işte biraz daha mezun olduktan sonra neler yapacağını ama üniversite hayatında açıkçası nelerle karşılaştığını, yani bizim tecrübelerimizi sizlere anlattık. Bu tarz videoları çekeceğiz bu sıralar. Biliyorsunuz sorardı tam üniversite tercihinin yapılacağı zamanlar sizlere de faydası olsun diye. Farklı farklı fakültelerden farklı farklı arkadaşlarımızla bunu çekeceğiz. Umarım eğlenmişsinizdir, bilgi sahibi olmuşsunuzdur. Hoşçakalın.